Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepimize sağlık, afiyet, huzur versin ve bizim için zor olan bütün işlerimizi kolaylaştırsın, güzelleştirsin inşallah. Bugün ben ne yapacağım? Bugün güzel bir tatlı yapacağım arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, pratik, lezzetli ve günlerce bayatlamayan herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel bir tatlımız olacak inşallah. Hemen hamurumuzun malzemelerine geçelim. Buraya ben 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. Oda sıcaklığında yumuşamış ve 1 tane yumurtamız var. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı su, suyla hemen tabağımızı güzelce çalkalayalım. Evet, kalan suyumuzu da ekliyoruz. 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bu malzemelerle arkadaşlar günlerce bu tatlı bayatlanmıyor. Şerbetli halde dondurucuya da koyabilirsiniz. Dondurucudan çıkardıktan sonra dolapta, buzdolapta muhafaza ettiğiniz zaman günlerce bayatlamıyor ve tazeliğini koruyor. Hemen şöyle bir pakette kabartma tozu ekleyelim. Yarım çay bardağı süt ekliyoruz. Hemen bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Bayramdan önce yaptığım tatlılar arkadaşlar dondurucuya koymuştum, dondurucudan çıkardım, buzdolapta muhafaza ediyorum ve çıtırlığında, lezzetinde hiçbir değişiklik olmuyor. Yani günlerce bayatlamayan güzel bir tatlımız olacak. Hemen malzemelerimizi karıştırdıktan sonra burada 4 su bardağı unumu hazırlamıştım. Hemen unumu da ekliyorum. Şöyle 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz ve hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Hemen hamurumuzu masaya alalım. Masada yoğurmaya devam edeceğim. Güzel, ne çok sert ne de çok yumuşak, orta kıvamda olacak şekilde hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuzu güzel bir şekilde toparladık. Şöyle orta kıvamda güzel bir hamurumuz oldu. Hemen hamurumuzu bezeleri yapalım. Küçük küçük beze yapacağız arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde. Evet, bezelerimizi şu şekilde yuvarlayarak güzel pürüzsüz bir beze yapalım. Bezelerimizin hepsini yaptık. Şimdi hemen nişastayı eriyoruz. Ve bezelerimi ezme işlemini yapıyorum. Hemen. Evet, ezmiş olduğum bezelerimi tabak büyüklüğünde açıyorum. Ezmiş olduğum bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ezmiş olduğum bezelerimi tabak büyüklüğünde açalım. Açmış olduğum bezelerimi hemen poşetin üzerine bu şekilde dizip üzerini poşette kapatıp bir yarım saat dinlendireceğim. Hemen hafif nişastalayalım ki birbirine yapışmasınlar. Açmış olduğum bezelerimi bu şekilde poşetlerin arasına koyup üzerine poşeti örttükten sonra yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerimi yarım saat dinlendirdim. Şimdi 3'er tane, 4'er tane, 5'er tane üst üste açacağım. Daha kolay, daha pratik olması için. Çünkü tek tek çok zaman kaybettiriyor. Hemen böyle aralarına bolca nişasta döküyorum ve bezelerimi üst üste koyuyorum. Evet, bu şekilde tek tek açabilirsiniz arkadaşlar. İlla bu şekilde açmak zorunda değilsiniz. Benim için üçlü, dörtlü, beşli bu şekilde açmak kolay ve pratik olduğu için ben bu yöntemle açıyorum. Bezelerimi kenara alıyorum ve fazla nişastalarını topluyorum. İnanılmaz kolay, pratik, yapımı çok kolay arkadaşlar. Herkes kolaylıkla yapabilir. Evet, bu şekilde 3'er tane, 4'er tane üst üste koyup merdane ile de açabilirsiniz. İster merdane ile açın, ister oklava ile açın. Oklava ile açamayanlar için merdane ile de açabilirsiniz. Hemen altını üstüne çevirip tekrardan kenarlardan bu şekilde baskı uygulayarak yufkalarınızı açalım. Hemen biraz açtıktan sonra oklavaya sarıp açmaya devam edelim. Kalın olan yerlerden oklavamıza sıkı bir şekilde sarıp açmaya devam edelim. Açmış olduğum yufkalarımı şöyle kenara alıyorum ve birer tane bu şekilde önüme alarak hemen tatlımızı yapmaya başlayalım. Önce burada hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından böyle yufkamı azar azar sepiyorum. Bu şekilde dörde bölüp sadece 2 tanesine çok az fındık, fıstık, ceviz, hangisi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde diğerini üzerine alıyoruz. Bu şekilde hazırlayalım. Bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alıp tepsimize dizeceğiz. Hemen diğerini de alıp bu şekilde aynı işlemi, buna da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar, uygulayacağız. Sadece şöyle biraz bu şekilde yapıp oklavamı düzeltiyorum. Ve çok hafif, az bir şekilde yağını sepiyorum. hazırlamış olduğum tatlımı bu şekilde tepsimize dizelim. Tatlımızı tamamladık. İnanılmaz pratik ve kolay arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tatlı. Hemen tatlımızın üzerini yağlıyoruz ve fırına gönderelim. Evet, tatlımızı yağladıktan sonra hemen şimdi fırına gönderelim. Tatlımız için şerbeti hazırladım. 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su ve çeyrek limon ekledim. Hepsini birden karıştırdım ve ocağa koydum. Şöyle iyicene karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Böyle 15-20 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Şerbetimizi önceden hazırlayıp soğumaya bırakalım. Çünkü tatlı sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde olacak. Evet, şerbetimizi kaynattık. Şerbetimiz kaynadı. Hemen şimdi kıvamını kontrol edelim. Şöyle kaşıkla çıkarıp içinde sallayarak soğutalım. İyicene biraz soğusun ve geriye dökelim. Son kalan damlayı tırnağımıza damlatalım. Eğer tırnakta dağılmıyorsa da nokta şeklinde duruyorsa şerbetimiz olmuş demektir. Evet. Şimdi şerbetimiz tamamdır. Hemen şerbetimizi soğumaya bırakalım. Tatlımız pişti. Fırından çıkardım. Burada önceden hazırlamış olduğum şerbetimden tatlımıza veriyoruz. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde. Tatlımız şerbetini çekti. Şimdi hemen Antep fıstıkla süsleyelim. Evet, tatlımızı bu şekilde süsledikten sonra hemen şimdi doku testini yapalım. Fıstıkla süsledikten sonra hemen buradan birini çıkarıp doku testini yapalım. Evet, tatlımız bu şekilde arkadaşlar. Yapımı kolay, lezzetli, pratik, herkesin yapabileceği kolaylıkla bir tatlı. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.